Arkadaşlar Takı Tasarım Atölyesi'nden herkese iyi günler. Bugün yine güzel elimizdeki malzemeyi değerlendirme amaçlı böyle bir çalışma size sergilemek istedik arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda inci, dağlan incimizin misal nasıl değerlendirebiliriz veyahut da tek kalmış 4 tane veya 5 tane kalmış incilerimizi nasıl değerlendirebiliriz amaçlı. Bu şekilde bir video hazırladık. İnciden küpe yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde malzemelerimizi ben size göstereyim. Çok fazla malzemeye gerek yok arkadaşlar. Şu şekilde bakın, iki tane çivimiz var. Arkası şu şekilde. Kapalı bakın. Şöyle göstereyim, evet. Bu şekilde bir, iki tane çivimiz. Bu şekilde malzemelerimiz olacak. Veyahut da farklı bir ara malzeme olabilir. Şu şekilde de arkadaşlar küpe klipsleri dediğimiz klipsler olacak. İsterseniz bunun farklı modellerini de alabilirsiniz. Bakın bijuterilerde mevcut. Şöyle incimiz var. Tabii ki biz inci dedik. Çünkü bayanların en çok tabii yakındığı konulardan biri. İncisi kaybolduğunda ne yapacağını. Eğer aynısını bulamazsam ne yani nasıl bir şeye başvurabilirim? Çünkü bazı incilerin taneleri bulunmayabiliyor arkadaşlar. Biz de ne yaparız? Eğer ki kolyemizi tamamlayamıyorsak bunlarla küpe ve bileklik veyahut da yüzük çalışmaları yapabiliriz ve bu şekilde değerlendirmiş oluruz arkadaşlar. Evet. Ben fazla lafı uzatmadan yine tekrar yapımıza geçelim. Arkadaşlar çivimizi aldık şu şekilde. Evet. Bir tane incimizi bu şekilde yerleştirdik arkadaşlar. Bakın arkası zaten bunun bu şekilde tuttuğu için. Şimdi bir tane de ardından hemen bu şekilde. Şöyle ben kameramı biraz daha netleştireyim sizin için. Evet. Bu şekilde taktıktan sonra bir tane ara malzememiz. Bir tane daha incimizi buraya takıyoruz arkadaşlar. Ve ondan sonra takriben 2 santim civarında bu şekilde kesip şöyle pensemizin ucuyla şu şekilde kıvırıyoruz bak. Bir daha göstereyim arkadaşlar. Şimdi malzemelerimi dışarı alayım ki alttan görmeniz daha rahat olsun. Bu şekilde tuttum bakın. Tutuyorum ve şu şekilde çeviriyorum arkadaşlar. Yana doğru kıvıra kıvıra gidiyoruz. Bakın. Ya da pardon, şöyle yapalım arkadaşlar. En sonuna da bir tane daha koyalım bunun. Şu malzememizden en üste koyalım ki tatlı gözüksün diye. Pardon. Burada önemli olan işlem kıvırma işlemi. Tutuyoruz şu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde kıvırıyoruz. Bakın kıvırış şeklini bir dahakine daha güzel göstereceğim. Fazla zedelemek istemiyorum çünkü. Bakın şeklimiz bu arkadaşlar. Şimdi ötekinde daha biraz daha detaylı görmenizi sağlayacağım inşallah. Aldık. Şöyle bir tane incimizi taktık. Bu şekilde. Bunu da buraya taktıktan sonra bu şekilde bir tane daha ardına takıyoruz. Burada tabii önemli olan kıvırma meselesi arkadaşlar. Şimdi tekli kıvırma yaparsak eğer sağlam olmayabilir. Biz ondan dolayı çoklu kıvırma dediğimiz burkma sistemini yapıyoruz. Bakın şu şekilde 2 santim civarında kestim. Şöyle kameramı yaklaştıracağım şimdi size arkadaşlar. Evet. Bakın şu şekilde tuttum ya bunu. Bu şekilde tutuyorum. Şöyle yavaş yavaş. Şu şekilde kuruyorum arkadaşlar. Ondan sonra şöyle ortalayıp düzeltiyorum. Bakın. Yani şeklimiz tam olarak şu oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim daha net olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde olacak. Bu yani şekli verebilmemiz gerekiyor. Bakın basit ama gayet hoş bir küpemiz oldu. Şimdi buradaki zaten küpe malzemeliklerimizin şuları açıktır arkadaşlar. Şunu hemen yukarı kaldırıyoruz ve topun aşağı gelmemesini sağlıyoruz. Bunu buradan geçiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde geçirdik. Bu şekilde kaldı. Ve şu şekilde yine aynı şekilde bunu da şöyle yapıyoruz. Şu
şekilde takıyoruz arkadaşlar. Ve küpemiz hali hazırda güzel bir çift küpe elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bunun kolyesini de yapabiliriz arkadaşlar. Bilekliğini de yapabiliriz. Yüzüğünü de yapabiliriz. Ben inşallah bir dahaki videolarda onları da size göstereceğim. Gerçi öteki videolarımızda değişik desenli yüzüklerimizin modelini alıp incilerin üzerinde deneyebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah beğenilerinizi veyahut da önerilerinizi, şikayetleriniz bile olabilir. Yeter ki bizi geliştirme amaçlı her türlü fikrinizi ortaya koyarsanız, yorumlarınızı yaparsanız seviniriz arkadaşlar takı tasarım atölyesi olarak. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum efendim. İyi günler olsun.